Anlamadığınız Kur'an'ı, anlamak istemediğiniz Kur'an'ı belki öldükten sonra size faydası olur diye arkanızdan okutmaya gelmişler. Bize bunları niye okuyorsun? Bize bunlar ne fayda sağlayacak? Biz ölüyüz, ölü. Ya hocam, sen bu okuduğun Kur'an'ı biz ölülere değil de bu yaşayanlara okusan, bu salonda oturan Müslümanlara okusan, biz zaten bu kara toprağın altında burada gerçeği anladık. Hocam, bu okuduğunuz ayetlerden biz yaşarken neden haberimiz olmadı yahu? Ah ağlar ah. Nasıl haberiniz olsun ki? Sizin dünyadayken ruhlarınız ölmüştü. Kalpleriniz taş gibi katılaşmıştı. Biz din görevlilerini, Allah'ın evi olan camileri dünyadayken görecek haliniz mi vardı? İslam'dan, Kur'an'dan, 5 vakit namazdan yoksun bir hayat yaşayan insan sizce dünyada yaşamış mı oluyor? Haklısın hocam, haklısın. Gerçekten biz dünyada ölmüşüz de, yaşarken ölmüşüz de haberimiz yokmuş. Haklısın hocam. Ey Ahmet Ağa! Hey! Nasıl? Keyfin yerinde mi bugün? Şöyle insanları unutup, ölümü unutup insanları tırırlar. Dünyayı unutup nasıl bugün halin yerinde mi? Lan yerden bitme. Adamı deli etme. Burada hava civa sökmüyor, bilmiyor mu? Keyfi tıkır oradan konuşup duruyor. Yandım onu. Bak Ahmet Ağa. Dünyada araziler, meraların hep boş kaldı. İnsanlar hep şehirlere göçtü. Köylerde bugün mezar kazacak adam bile kalmadı. Bir karış toprak uğruna az mı kan döktünüz dünyada? Sizin liderleriniz bugün hala dünyanın birçok Müslüman ülkesinde, Suriye'de, Arakan'da, Filistin'de Müslüman kanı akıtmaya devam ediyorlar. Evet ya. Çok kanlar döktük. Çok hakka girdik. Bunların burada hesabını nasıl vereceğiz? Daha başka Ahmet Ağa, daha başka. Mafya, çek senet işlerin vardı. Dünyadayken karanlık ihalelerin de vardı. Onları hiç düşünmüyor musun burada? He, düşünüyor. Bak imam,